Haftanın son iş gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet, verilerin akışının yoğun olduğu bir son işlem günü yaşıyoruz. Dolar TL'ye baktığımızda kur kademeli yükselişine devam ediyor. Gece saatlerinde 27.80'i görselerde şu anda yayın yaptığımızda kadar 27.40 seviyesinde. Diğer taraftan Türk iş verilerine göre açlık ve yoksulluk sınırı belirlendi. Rakamlara bakacağız, ne anlatacak bize. Diğer taraftan da ayrıca TÜİK bir veri daha açıkladı. O da dış ticaret açığımız. O rakamlara da bakacağız. Bir de ek MTV ödemelerinin ne olacağı bekleniyordu. Anayasa Mahkemesi iptal talebini oy birliğiyle reddetti. İçinde enteresan maddeler de var. Hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey de karşımıza, başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet, veri akışı oldukça yoğun bir gün. Nereden başlamak istersiniz? Nereden başlayalım? Enflasyondan başlayalım. Dün de yine enflasyonla başlamıştık. Türk İş'in enflasyonu 9,31. Dün ekonomistlerin enflasyonu ne kadardı? 4,90'dı. Evet. Bunun olmayacağını söyledik çünkü rakamlar uçuyor şu an. Gerçekten çok yüksek. Açlık sınırı 13.334 lira. Yoksulluk sınırı 43.433 lira oldu. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Şimdi dünya piyasalarına baktığımız zaman da emtia fiyatları, bakır vesaire çok ciddi anlamda yükseliyor. Önümüzdeki günlerde hem içeriden hem dışarıdan enflasyonist baskı devam edecek. Maalesef Türk parası değer kaybetti. Enflasyon karşısında, mallar karşısında değer kaybetmeye devam edecek. Bu çok ciddi sıkıntı. Bunu önleyemediğin sürece, ki şu an önlenebilecek gibi durmuyor alınan tedbirler çerçevesinde. Çünkü sert tedbirler henüz alınmış değil. Ve tedbirlerin bana sorarsanız yönü de yanlış. Yani tüketici talebi değil, üretici fiyatlarına kamu finansman açığının azaltılması gerekiyor. Oraya bakmak lazım. Yanlış yerden gidiyoruz. Tüketim talebine bakmamak lazım. Enflasyon muhtemelen 6,5-7'nin üzerine çıkacak gibi duruyor TÜİK'te de. Eğer doğruyu açıklarlarsa. Orada da baktığımız zaman bunun baskısı devam edecek. Fiyat olarak baskısı devam edecek. Maalesef Türk lirası satın alma gücümüz erimeye devam edecek. Lütfen kimse şuna bakmasın. Türk lirasının diğer para birimleri karşısındaki değerine bakmayın. Asıl olan mal grupları fakirleşmedir. Diğer para birimlerinin değerini orası belirler zaten. Şimdi burada iki tane önemli tartışma konusu var. Bunun en başında dolar enflasyon kadar artmalı mı artmamalı, ya da iki ülkenin enflasyon farkını çıkardıktan sonra arada kalan fark kadar artmalı mı artmamalı. İşte Türkiye'de enflasyon muhtemelen 66-67 açıklanacak. Şu an 58. 58'den 3,7 çıkardığın zaman yıllık bazda %50 civarında bir artışı olmalı mı olmamalı? 55 civarında bir artışı olmalı mı olmamalı? Bu tartışılıyor. Burada bazı kesimler işte bu kadar artmamalı diyor. Kur baskılanmaya devam etmeli diyor. Bunun bir maliyeti var. Bu maliyeti dün Eren Holding'in yönetim kurulu başkanı Sayın Ahmet Eren çok güzel ifade etti. Biz şu an dışarıda yabancı sermaye ararken Türk sermayesi Mısır'a gitti, tekstilcilerin. Eğer kur enflasyona yakın seyretmiş olsaydı, Türk sanayisi gidip de Mısır'da kendisine ucuz üretim yapabileceği yer aramayacaktı. Çünkü ihracatını doğru yapmış olacaktı. Şimdi burası iki tarafı da ateş gibi değneği baktığın zaman kuru artırmazsan ihracatın düşüyor. Döviz gereğin çok fazla çünkü ithalata dayalı bir ekonomi var. Kuru artırırsan enflasyonist baskılıyorsun. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla enflasyonist baskısı kurun yok. Kurdan kaynaklanan bir enflasyonist baskı yok. Çünkü son 6 aydır baktığımız zaman dışarıdan ithal ettiğimiz malların fiyatları ortalama 15 civarında, 115 civarında dolar bazında düşmüş durumda. Demek ki enflasyonu ithal etmiyoruz. Bizim sorunumuz içsel. Bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde Ankara yakın ekonomistler bunu anlamış olur. Kurun enflasyona yakın seyretmesi lazım. Eğer enflasyonu aşağı çekeceksen bunun inandırıcı politikalarla yapman lazım geleceğe yönelik. Dersin ki doğru enflasyon beklersen 133'ler falan olmayacak kesin. Öyle bir mantık yok. O zaman enflasyon kaç olacaksa, inandırıcı enflasyon kaç olacaksa ona göre kur hedefini belirlersin. Kuru da ona yakınsayarak aşağı doğru çekersin. Ama ben kuru burada tutacağım. Şurada tutacağım. Enflasyon burada. Ben bunu yaklaştım ama bunu hiç çıkaramayacağım dersen böyle bir denge yok. Yani bir balansın, bir dengenin oluşması lazım bir yerde. O denge balansın oluşması. Şu an izin verilmediği için sistem abuk sabuk gidiyor. Şöyle dış ticaret veriler açıklandı. Oraya geçelim. Az önce Evet. söylediniz. Geçelim.
Şimdi son bir yılda dış açık 109 milyar dolara, 109,5 milyar dolara çıkmış. Son 8 ayda 82,3 milyar dolar. İhracat binde 4 azalmış, ithalat %3,4 artmış 8 ayda. Şimdi son derece önemli rakamlar bunlar. Buraya baktığın zaman senin açığı, dış açık problemini çözemiyorsun. Dolayısıyla dövize ihtiyacın çok yüksek. Hala o yüksek şey devam ediyor, talep devam ediyor. Ha şunu diyebilirsin, geçen senenin Ağustos'una göre ithalatın düşmüş, ihracatın %3,4 artmış. O geçen sene Ağustos'una göre şimdi. Yılbaşına itibaren yeni bir sisteme geçti. Haziran'da itibaren yeni bir sisteme geçti. Bu beni frenleyebiliyor mu? Döviz açımı frenleyebiliyor mu? Frenlemiyor. Dövize talebim devam ediyor. O zaman senin ana problemin enflasyon. Enflasyonu aşağı çektikçe senin sanayicinin maliyeti düşecek. Sanayicinin maliyeti düştükçe sanayicinin daha rahat ihraç yapabileceği için döviz gelişini artacak. Ama bundan ben vazgeçtim ya, buna bakmıyorum. Yalnızca döviz kuru tutacağım dersen yanlış bir hedef koymuş oluyorsun. O zaman hedef yanlışlanıyor. Enflasyona yakın bir kur hedefi koyman lazım. Yani ihracatçının doğru ihracat yapabilmesi için. Aksi takdirde sıkıntın büyüyecek. Şu an dediğim gibi önümüzdeki günlerde birim mal ithalatları da, ithalat ihracatları da açıklanacak. Birim mal olarak bizim yaptığımız ihracatın düştüğü görülecek. Mesela beyaz eşyalar açıklamışlar Ağustos ayı rakamlarını. %8 düşmüş. Beyaz eşya ihracatı %8 düşmüş. Bakın bu çok önemli. Bizim hani lokomotif sektöründe bir geliş var ama o da herhalde insanların fiyatları her ay yükseldiği için bir an önce alma telaşıyla olsa gerek. Evet, birim mal olarak da düşmüş. Beyaz eşya ihracatımız 1,9 milyon adede düşmüş. Ağustos ayında. Demek ki fiyatlarımız yüksek kaldığı için ihracatta bir artış var. Yani birim mal olarak sattığımız mal artmıyor. Aynı zamanda ihracatımız rakamsal olarak artarken birim mal da artarsa o zaman ihracat gelirimiz çok daha yüksek artar. Biz bunu yapamamıştık. Şimdi burada sıkıntımız var. Dolayısıyla enflasyon, Türk İş'in açıkladığı enflasyona yakın bir ben Türk enflasyonu bekliyorum. Eğer doğru açıklarlarsa bu enflasyon kadar da burada bir değişim yaşanması lazım. Son dönemde daha rahat davranıyor Merkez Bankası. Yani kendi kontrolünde bir yükseliş istiyor. Eskiden hiç sanmıyorlardı. Şimdi kendi kontrolünde bir yükseliş yapıyorlar. İşte 27-16'larda, 17'lerde 27-44'lere, 45'lere fikslediler. Ama zaman zaman öyle bir talep geliyor ki 27-80, 27-90'lara doğru gidiyor kur. Ama tekrar baskılıyorlar. İşte bu baskılama doğru mu? Bu topladığın dövizi bu şekilde harcama doğru mu? Buna iyi bakman lazım. O zaman insanların eğer dövize gitmesini istemiyorsan buna alternatif bir yatırım aracı çıkarmak lazım. Var mı? Şu an yok. Enflasyona karşı insanların paralarını koruması lazım. Enflasyona karşı paraların değerini insanlar koruyamıyor. Yıllardır koruyamadığı için bir güvensizlik var. O zaman sen hedefi bu doğru belirleyerek bir güven oluşturman lazım. Hedefi doğru belirlenmezse güven oluşmaz zaten. İnsanlar çünkü herkes hesap kitap yapıyor. Yani tüketici de yapıyor. Hesap kitap yapıyor. O zaman ona göre bir hedef koyman lazım. Dolayısıyla muhtemelen kurlar ben önümüzdeki sene için 40'ları geçecek kanısındayım. Yani Mart gibi, Şubat Mart gibi 40'ları geçecek kanısındayım. Öyle görünüyor şu anki rakamlar. Yılbaşına itibaren de özellikle Kasım Aralık gibi kurları tutmakta zorlanacaklar. O çünkü Türkiye'nin geleneksel olarak en fazla cari açık verdiği yer yılın son 3 ayıdır. Özellikle Kasım Aralık'ta pik yapar. En üst noktaya çıkar. İşte bunu nasıl finanse edeceksin? Bunun için Sayın Mehmet Şimşek şu an yurt dışında bir sürü toplantılar yapıyor. Ama onlar 2024 ve sonrası için. Bugün için geçerli değil. Onlara hazırlık yapılıyor. Doğru bir hareket mi? Doğru bir hareket. Ama orada da hedefleri, burada açıkladığı gibi hedefleri koyarsak orada inandırıcı olmayacak bu iş. Bu boyut var. İşte Londra'da, Marrakeş'te, Fas'ta IMF toplantı olacak 14-15 Ekim'de o toplantılarda. Sonra dönecek Fransa'da yatırımcıları ikna etmeye çalışacak ama bunun kısa vadede yılbaşına kadar bizim sıkıntımızı çözme şansı yok. O zaman yılbaşına kadar bizim hem enflasyonu aşağı çekecek hem de kurları birkaç tık yukarı çıkaracak. Yani gerçeğe yakın rakamlarda oturtmamız lazım. Gerçeğe yakın rakamlar açıklamamız lazım. Evet. Yoksa önümüzdeki günler yani yılbaşına kadar zor dönem. Yılbaşından sonrayı Aralık'ta görmemiz lazım. Nasıl politikaya gidecekler ama şu anki politikalar çok inandırıcı gelmiyor insanlara. Yapılan Mehmet Şimşek'in yaptığı görüşmeler doğru.
orada verdiğin sözlerin gerçekleşmesi insanlara bakacak önümüzdeki dönem için. Bir de seçim var tabii. Seçim sonrası kimse bilemiyor. Herkesin kafası karışık seçim sonrasında. Dolayısıyla kısa vadede ben o turlardan bir sonuç alınacağı kanısında değilim. Evet. Evet, peki o zaman gelelim mi MTV'ye? Ek MTV iptal talebini Anayasa Mahkemesi reddetti. Tamam, reddi anladık. Ama şöyle de bir şey var. Ödememesi durumunda araç sahiplerinin ek MTV'yi araç sahiplerinin aylık %1.4 oranında gecikme faiziyle karşılaşabileceği, hatta belirli bir süre, tabii orada süre belirtilmemiş, hani kaç ay olduğu belirtilmemiş ama geciktirildiğinde de haciz uygulanabileceği belirtildi. Yani ne diyeceksiniz, yani arabamın MTV'sini ödemedim, evime mi haciz gelecek, maaşıma mı haciz gelecek? Yani bu gelemez. Abartılı bir durum değil mi sizce? Abartılı bir durum, gelemez. Seçim öncesine yapsınlar da görelim. Bakın Türkiye'de 20 milyon üzerinde araç var. Siz deyin ki 20 milyon. Tamam. 20 milyonun %80'i ödemiş, %20'si ödememiş. 20 milyonun %20'si 4 milyon. Tamam. 4 milyon araç haciz mi bulacaksınız? Yapın seçim öncesi de göreyim o zaman. Anlatılıyor mu? Ya bu iş o kadar kolay değil. Bu tehditle para toplamak demek. Şimdi burada o paraya neden ihtiyaç duydun? O nedeni ortadan kaldırdın mı? Yok. Sen hala milletten topladığın parayı saçıp savuruyorsun. Hiçbir tasarruf yapmıyorsun devlete. Sen bunu yapmadan insanlar ödemezsin. Haklı. Bak ben ödedim. Anladın? Ben ödedim. Peki geçmişteki bir de şeye dönelim. Aflara dönelim. Bunun affedilmeyeceğin garantisi var mı? Yüzlerce kere af çıktı ya. Yüzlerce kere. Peki ödeyenler aptal mı? Evet. Şimdi, normalde bunu bana sorarsanız, yani insan hukukuna aykırı. Sen benden alacaksın parayı, darmadağın edeceksin. Benim paraya ihtiyaç var. Bir de ben verginin üzerine bir vergi daha koydum diyeceksin. Bu ya benim aklıma yatmıyor. Bunun hukuki boyutu hukukçular tartışır. Ama mantık olarak akla yatkın bir şey değil. Ben sizin paranızı açtım, savurdum. Ben sizden bir daha para istiyorum. Ya kardeşim sen benim doğru paramı doğru kullanmadın. Ben sana bir daha niye para vereyim? Niye güvenimle para vereyim? Evet. O zaman güvenebileceğim bir ortamı oluşturman lazım. Bunu yapmadan insan cevabı ben paralı hacize giderim. Hadi git hacize görelim o zaman seçim öncesinde. Evet. Ayrıca bu paralar da deprem bölgesi için toplanıyor. Tabii herkes elinden gelen parası olan yatırmaya çalışıyor. Tabii merak ediyorum o deprem bölgesine de bunlar ne kadar kaynak olarak aktarılacak orasını da zamanla göreceğiz. Valla geçmişte toplanan bu tür fonlar Emre Hanım Özal'dan bu yana hiç doğru kullanılmadı. Amacına uygun kullanılmadı. ÖTV'de bir kerelikti. Geldi sabit kaldı. Hatırlayın. Evet. İşte özel iletişim vergisi deprem içinde, 99 deprem içinde geldi, kaldı, bir daha kaldırılmadı. Anlatabiliyor muyum? İşte burada devletin yönetenlere halkın güveni kalıyor. Bir kere gidiyorsun, sabit kalıyor. Bir diye bunu tekrar edemeyeceğinin garantisi var mı? Gelecek evet. Sene için bu işler bitecek. Deprem bölgesinde 10 sene en az o inşaatlar devam edecek. Yani insanların her sene almayacağının garantisi var mı? Bunu tekrar talep etmeyeceğinin garantisi var mı? Yok. Zaten sıkıntı burada başlıyor. Evet. Evet, peki bugün de böyle noktalayalım. Herkese iyi hafta sonları dileyelim. İyi hafta sonları. Yarın görüşmek üzere gerçi. Hafta sonu biz yine buradayız. Hoşçakalın.